Proje toplantısının üçüncü sürümünün ilimizde yapılması, Cumhuriyet Üniversitesi adına rektörümüzü gerçekten çok önemli buluyorum. Tabii biz burada sadece bir toplantının görünen yüzünü görüyoruz. Toplantının arkasında bizim görev adayımız, canlı başta koşuşların, emeği geçen hocalarımızı yürekten kutluyorum. Onlar şu anda aramızdalar. Efendim ben sözünü çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu bir istişare toplantısıdır. Ortak akılla bir yerlere gelenin mücadelesini yapıyoruz size birlikte. Bu toplantıdan ben çok güzel şeyler inanıyorum. Toplantının başında bir video gösterisi oldu. Gördünüz. Sivas Cumhuriyeti temellerinin atıldığı gibi. Bundan 100 yıl önce o görmüş olduğunuz binada çok önemli toplantılar yapıldı. Uruguay'da Mustafa Kemal Atatürk bunu her zaman sözlerinde yani etmiştir. Cumhuriyetin temelini burada attı. Cumhuriyetin temelinin atıldığı bir ilde bunun 100. yılında sizleri Sivas'ta ağırlamaktan çok memnun olacağız. Sivas eski bir şehir. Kadim bir kent. Ağlıklarla dolu, ozanlarıyla bol, şairleriyle ün yapmış bir şehir. Bu şehirde gerçekten güzel bir tarih var. Selçuklu eserleri, Osmanlı eserleri, Yeni Türkiye Cumhuriyeti eserleri. Ben şehir gezeceğinizi bunlara memnun kalacağınızı umuyorum. Benimdeki hocaların da söylediği gibi Sivas Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kilometre taşlarından en önemli önemlisi. Tarih boyunca da önemli bir Selçuklu'dan bu yana önemli olmuş. Hep tarihi önemini korumuş bir mekandayız ki son bizim için önemli de Kongre'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir şehir olarak hep tarihimizde ve anımızda kalacak. Tabii bu önemli, burada olmamız bizi aslında daha da şevklendirmeli, heyecanlandırmalı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi çağdaş seviyeye gelebilmek için daha çok çaba sarf etmeliyiz, daha çok çalışmalıyız. Bunu da ayrıca vurgulamak istedim. Çok önemli oldu. Ben önceki konuşmacı hocalarım da vurguladı. Biz de dernek olarak bu tip toplantıları, bölgesel toplantıları destekliyoruz. Buradaki bilimsel faaliyetlerin, bilimsel çalışmaların daha iyiye gitmesi için de Tutulaklar'ın başka bir dernek olarak elimizden gelen her türlü katkıyı Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kadim şehrimiz Sivas'ta tekrar bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya gelince çok hoş duygular besledim gerçekten. Müthiş bir konuksiyonlarla, müthiş bir dostlukla beraber çok da güzel bir bilimsel şölene tanımlıyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce, az önce Elif'in anlattığı gibi kıvılcım ortaya atılmıştı. O kıvılcım bugün harika bir bilimsel şölene dönüştü. Sizlerin büyük emekleri sayesinde. Tabii çok anlamlı bir günde buradayız. Az önceki görselleri izlerken, işte konuşmalarını dinlerken çok duygulandım. Gerçekten çok etkili bir insan. Özellikle de ülkemizin tarihinde kilometre taşı olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümüne kutlanırken bizim de bu havayı teneffüs etmemiz insana çok hoş duygular yaşatıyor. Müthiş bir anlayınız. Burada bulunmaktan dolayı gururlu, kıvançlıyım. Tabii bizlere bu özgür vatanda, bu bilimsel ortamda bilim yapmamızı sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına tekrar minnet ve şükranla anıyorum. Üçüncüsünü yapıyoruz. Gerçekten keyifli gidiyor. Sonsuza kadar gidecek bu şekilde. Bayrak elden ele gidecek. Sevgili Elif'in dediği gibi. Üçüncüsünü yaparken sevgili Elif Altuntaş, Kasım Durmuş ve annem Bora'ya çok teşekkür ediyorum kardeşlerime. Gerçekten büyük özlemle çalışıyorlar. Biz o zaman biraz
belirttiğim gibi bu toplantılar günümüzün dönüm noktasıdır. Bu toplantılar başlangıcı baktığınızda gençlerin akademik kadrosuyla ve günümüzün son yıllarda hem akademik hem de medikal alanda hızlı bir gelişim göstermeli, herkese de davranabilmekte ve takdir edilmektedir. Bugüne kadar başarılarınızın yanı sıra gençliğimizde sağladığı enerji ve azim yüzüyle ekip olarak hem daha iyi yardımcı çalışıcı olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bölgesel bazı tam tarifçik toplantısını gerçekleştirebilmesi son yıllarda giderek zorlaşmaktadır. Ancak bu tür toplantıların sürekli kazanmasının uzmanlık sonrasındaki eğitim açısından da son derece önemli olduğunu. Bu vesileyle Türk Vakfı bazı başvurucu hastaneye başkanı Sayın Profesör Doktor Özgür Yiğit Hoca'da bölgesel bilimsel toplantıları KBB camiasına verdiği destek için teşekkür etmek istedim. Bugün bu toplantının gerçekleştirilmesi için emeği geçen pek çok kişi şu anda başta toplantımızın başkanı olduğu otobüsü nörolojik otobüsçilerle ifade ederiz yer alması onaylayarak bizlere büyük bir destek veren Sayın Profesör Oğlu bütün çocuğum olmak üzere klinik olarak yapmaya çalıştığımız tüm akademik toplantılarda koşulsuz desteklerinizden hiçbir zaman esirgemeyen rektörümüz Sayın Profesör Oğlu Rahimimiz. Tıpkı birlikte size de dekanımız Profesör Oğlu Pançacız ve yardımcıları ve Beşiktaş'ımız Profesör Oğlu Öğrenciler Mahalle yardımcıları sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tür toplantılarınızı bir finansman konusunda da desteksiz gerçekleştirdiğimizi istiyoruz. Bu konuda size destek sağlayan Ahmet İbrahim'in başta olmak üzere erişim etkilerini aktif hayatı yıkarlı bir güzel yıkarlı olarak da teşekkür ediyorum. O editleri öğrencilerinizi önceden izletip daha sonra olgu tartışmalarını, daha çok alanının eğitimlerini küçümsemek, ana bilim dallarının elde edemeyeceği kadavraları, kadavra üzerinde çalmış oluyorlar. Hem işte kulak, hem burun, hem baş boyun gibi, fasya plastik gibi bir takım. Bu okullarda da şu an...